Arkadaşlar merhaba, iyi günleriniz olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün günlerden pazar ve Mevlüt Kandili. Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun. Göründüğü gibi Zonguldak'ta bugün çok yağmur yağıyor, çok güzel de yağıyor. Çocuklarım, eşim, hepimiz evdeyiz. Bugün onlara bir revani tatlısı yapmak istedim. Ve hep beraber malzemelerimi hazırladım. Oda sıcaklığında hep beraber yapılışına geçelim. Arkadaşlar, bu revani tatlısı için kullanacağım tepsim borcam. Ve ölçülerim kolay revani tatlısı. Bir bardak toz şekerimi hazırladım. Bir bardak yağımı hazırladım. Bir bardak sütümü hazırladım. 3 tane yumurtamı. Üzeri için Hindistan cevizimi. Tatlısının suyunu katmak için limonumu. Kabartma tozum. Vanilyam. Ben içine hamuruna bir kaşık da tereyağı koyacağım. Kek hamuruna bir kaşık da margarin koyacağım. Şimdi önce şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Şerbetine 3,5 bardak suyumu keklerime boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi bağladığım sabit su bardakları. Ve 3 bardaktan şekerimi koyacağım. Şerbetini hazırladım. Ocağımı koydum. Bir 10 dakika yaklaşık kaynatacağım. 10 dakika sonra yarım limon sıkacağım. Yarım limon sıktıktan sonra tekrar bir 5 dakika kaynatıp soğumaya bırakacağım. Şimdi hamur için bir bardak şekerimi alıyorum. Ve 3 yumurtamı. Bu arada ben bunları 10 dakika önce çıkardım. Oda sıcaklığında olsunlar diye. Karıştırıcı yardımıyla bembeyaz köpüreğe kadar karıştıracağım. Arkadaşlar, yumurtamla şekerimi güzelce çırptım. Üzerine bir bardak sıvı yağımı, bir bardak sütümü tekrar koyup tekrar karıştırıyorum. Arkadaşlar, malzemelerimi koyduktan sonra 1,5 su bardağı irmiğimi koyuyorum. Ve 1,5 su bardağı da unumu koyuyorum. Unumu koydum, irmiğimi koydum. Vanilyamı koydum. Şimdi kabartma tozumu koyuyorum. Arkadaşlar, ben kabartma tozunu 2 paket kullanıyorum. Daha güzel kabarıyor. Bir kaşık da margarinimi koyuyorum. Şimdi bunların hepsini güzel karıştıracağım ve tepsime koyacağım. Arkadaşlar, borcamımı yağlıyorum. Ve yaptığım kek hamurumu şimdi borcama dökeceğim. Arkadaşlar, kek hamurum çok güzel oldu, revani hamuru. Tam kıvamında istediğim gibi oldu. Şimdi bunu 170 derece fırında üstü kızarana kadar pişireceğim. Fırınımı ayarlamayacağım. Çünkü kaç dakikada pişeceği, altı üst pişeceği ayarlayınca belli olmuyor. Ayarlamadan pişireceğim. Gördüğünüz gibi
hamurun bu kıvamı aldı. Tepsime döktüm. Şimdi fırınlayacağım. Göz göz olmaya başladı bile. Arkadaşlar ben fırını daha önceden ısıttım. 170 dereceye de aldım. Şimdi hamurumu fırınıma koyuyorum. Ve üstü kızarana kadar pişireceğim. Şerbet kaynamaya başladı. Yaklaşık 5 dakika oldu. Bir 5 dakika sonra da limonunu koyup 5 dakika daha kaynatıp hemen soğutmayı bırakacağım. Revanim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Revanimin ilk sıcaklığını aldım. Şerbetimi de ılıttım. Şimdi şerbetle revaniyi buluşturacağım. Revanimi şerbetiyle buluşturdum arkadaşlar. Biraz soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra üzerine bol Hindistan cevizi döküp servis yapacağım. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar revanimin üzerine bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Arkadaşlar revani tatlısı yapmak çok kolay. Herkes yapabilir. Şimdiden yapacak olanları, deneyecek olanları kolay gelsin diyorum. Belki birçoğunuz gerçi biliyorsunuz. Arkadaşlar revani tatlının son hali güzel oldu. 2 tane kabartma tozu katmamın nedeni böyle til til olmasıydı. Yapacak, deneyecek olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar kandiliniz mübarek olsun. İyi akşamlar diliyorum. Bol dualar diliyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.